benzeri iş insanı Mübariz Mevsimov kurban oldu. Cemal soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından Mehmet Ağar'ın mala çöktü tıpkı 90'lardaki yaptığı gibi. 90'lı yıllarda ismin PKK'ya yardım listesinde var. Denilerek onlarca iş insanı ve sanatçıya şantaj yapılmış ve mal varlıklarına çökülmüştü. Korkut Eken, Sedat Peker ve Mehmet Ağar'ın isimleri en çok geçenlerdi. Çok sayıda iş insanı Bolu Düzce Atapazarı hattında öldürüldü. Şarkıcı İbrahim Tatlıses'in Mehmet Ağar'ın ismini listeden çıkarttırmak için 10 milyon dolar verdiği iddia edilmişti. Kurbanoğlu'nun Yalık Havalimanı limanına Ağar ailesi tarafından çöktü. İşin içinde sokar da bulundu. Kurşun atan da yiyen de şereflidir sözünü hatırlarsınız. 1996'daki Susurlu kazasından sonra dönemin başkanı Tansu Çiller söylemişti. Olay örgüsü DYP'li İçişleri Bakanı Mehmet Ağar da yoğunlaşınca o da ödülün bu mu olacaktır diyerek istifa etmişti. Susurluk davasından dolayı bir yazlığı andıran cezaevinde 369 gün kaldı. Ağar bulduğu her fırsatta iktidarın bekası için çırpınıyor şimdi. Oğlu da AK Parti milletvekilliği yapıyor. Ağar'ın adını yine ilginç ilişkilerde gündeme getiren bir olay yaşandı. Palmel Holding'in sahibi Azeri asıllı milyarder Mübariz Mevsimov Kurbanoğlu, FETÖ üyeliği iddiasıyla önceki gün İstanbul'da gözaltına alındı. Aynı saatlerde Kurbanoğlu'nun sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlandı. Sizin yaptığınız bu şerefsizliği düşman bile yapmazdı. Bana FETÖ'cü demektense kendinize, geçmişinize ve çocuklarınızın nerede eğitim aldığına bakın. Bildiğiniz gibi ben haklarımı savunmak için aile hakimlere başvurmuşum. Bu hukuk savaşını kaybedecek ve bugün artık yakın olduğunu gören özel ve devlet şirketleri iyice hırçın açmaya başladığı ifadelerini yazdı. Açıklamada isim, olay zikretmiyor ama sert ve tetikkar bir üslup hakim. HDP milletvekili gazeteci Ahmet Şık, Twitter hesabından konuyla ilgili yorum yayınladı. Söylediklerine bakılırsa kastedilen mahkeme meselesi, Petkim'in sahibi Azerbaycan devletinin petrol ve gaz şirketi Sokar'la arasındaki hukuki bir davaydı. Kurbanov, Azeri petrolünün ülke dışına nakliyle tek yetkiliydi. Sokar bunu mahkemeye taşıp iptal ettirmek istiyordu ifadelerini yazdı. Kurbanoğlu yakın tarihin kara kutularındandır. Etrafında sadece siyasetçileri, onların akrabalarını değil, futbolcuları, sanatçıları, bürokratları, ortak işlere giren sermaye gruplarını da görebilirsiniz. Onun rakibi görünen Sokar da aynı ağın bir değer merkezidir. Orada da özelleştiren Petkim'in çeperinde oluşmuş halka da yine aynı siyasetçileri ve akrabaların yanında Kalyon'dan Çalık'a uzanan sermaye gruplarını bulursunuz.